İyi misiniz? Sami tabii. Şimdi ne olacak? Önce mahkeme, sonra hapishane mi? Sonra? 15 yıl mı? Öyle olmayabilir. Ne diyorsun sen? Dün gece seninle sahur yaptıktan sonra savcı bir arkadaşım var. Onunla buluştum, konuştum. Sizin Eyüboğlu'nu televizyonda görüp tüm yaptıklarınızdan pişman olduğunuzu. Sonra da beni bulup teslim olmak istediğinizi söyledi. Yo. İstemedik. Sabit'im. İstediniz Sabit'im. İstediniz. Hatta bana geldiniz, dediniz ki Lara Eyüboğlu'nu kaçırıp Çatal'a verenleri bulmanız konusunda yardımcı olacağız. Ondan sonra da kızı sağ salim babasına teslim edebiliriz diye söylediniz. Söylemedim. Ben söylemedim. Lara'yı bilmem ama Gülayşe için söylemedim. Gülayşe'yi teslim etmem ben. Şşş. Abim. Bir Barbara dinleyelim ha. Sakin. Barbara kardeş. Barbara dinleyelim. Ali. Gülayşe'ye vermeyelim. Sabit abi. Bak adam hafifletici sebep diyor. Ha? İyi bir şey diyor gibi sanki ya. Bir dinleyelim. Şimdi. Savcı dosyaya gizlilik koydu. Eğer siz tüm bildiklerinizi anlatırsanız, suçlular bulunursa savcı bütün hafifletici sebepleri kullanacak. Sabit'in de cezai ehliyeti olmadığına dayanarak onu suçlamayacak. Barbar kardeş dedim ben. Ercan. Ona ne olacak? Onu tehdit ettiğinizi söyledim. O da mecbur kalıp bu suça iştirak etmiş. Öyle anlattım. Yani onu tutuklamamı istemezdiniz herhalde, değil mi? Çok iyi etmiş. Eyvallah. Keşke yerimden daha fazlası gelse. Dert etme. Bize kimse bu kadarını bile yapmadı. Şimdi savcıyla konuşup uzlaşırsanız tutuksuz yargılanabilirsiniz. Bizi serbest mi bırakacaksın? Anlaşırsanız hemen. Ama beyler şunu unutmayın. Bu cezayı çekeceksiniz. Önümüzde iki tane yol var. Biri kötü. Ama öteki daha kötü.
O yüzden siz bana yardımcı olacaksınız ki biz Lara Eyüboğlu'nu çatala satanları bulabilelim. Kardeşiniz güvende olsun. Ondan sonra da gidip cezanızı çekersiniz. Ya da siz 15 yıl içeride çürürken ben Gül Ayşe'yi tek başıma korumaya çalışırım. Bunu da başarabileceğimi sanmıyorum. O yüzden seçin.